Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bahtına bu gördüğünüz lezzetli eriklerle bir marmelat hazırlayacağım. Bu gördüğünüz koyu mor eriklerle de yapabilirsiniz bu marmelatı. Ben daha yumuşak olan bu açık renk olanları kullanmak istedim. Şöyle içini göstermek istiyorum sizlere. Bıçakla ayırmaya çalışsak bile çekirdeğinden kolayca ayrılmıyor. O yüzden böyle bütün bir şekilde yapacağız erikli marmelatımızı. Ve biraz sonra ne kadar kolay çekirdeğinden ve kabuğundan ayrıldığını göreceksiniz. 1 su bardağı kadar suyum var ama hepsini kullanmıyorum. Çok az bir miktar su yeterli olacaktır. Zaten benim eriklerimin de miktarı az olduğu için çok az bir su ekliyorum. Ocağımın altını açıp eriklerimi bu şekilde olduğu gibi tencereme doldurup kapağını kapatıyorum. Ve size bir 10 dakika sonraki halini göstermek istiyorum. 10 dakika sonra eriklerim tamamen suyunu salıyor. Orta ateşte kaynattım. Bu arada çok yüksek değildi. Bakın bu şekilde tamamen sulandı. Koyduğumuz su miktarından neredeyse 3-4 kat daha fazla su var şu anda. Ve çekirdeklerinden ve kabuklarından hemen hemen ayrılmak üzereler. Kabukları tamamen soyuluyor. Tabi çekirdekleri birazcık daha uzun sürüyor. O yüzden kaynatmaya devam ediyoruz. Elimizdeki erik miktarına göre kaynatma süresi değişebilir. Benim 1 kilo kadar az bir eriğim vardı. O yüzden kısa sürede oldu. Siz kaynatma süresini daha uzun sürede tutabilirsiniz. Bu şekilde yaklaşık yarım saat kaynattıktan sonra benim eriklerim çekirdeğinden ve kabuğundan ayrıldı, görüyorsunuz. Tabii kaynatırken ara ara kontrol edip karıştırabilirsiniz eriklerinizi. Bu şekilde hemen hiç bekletmeden kaynamış olan eriklerimizi süzme işlemine geçiyoruz. Böyle geniş delikli bir süzgeç kullanıyorum ilk etapta. Kaynattığım eriklerimi bu süzgecin içerisine alıyorum ve kesinlikle elimi süremiyorum çünkü zaten çok sıcak oluyor. Kaşığım yardımıyla süzgeçten geçiriyorum erikleri. Bu şekilde posasından, çekirdeğinden ve kabuğundan ayırmış oluyoruz erik suyunu. Ben eriklerimi çok daha kolay kaynatabilmek için 2-3 gün kadar buzdolabının dışında bekletmiştim. Dilerseniz siz de o şekilde yapabilirsiniz. Böylece daha çok yumuşuyor ve çok fazla kaynatma işlemine gerek kalmıyor. Gördüğünüz gibi suyu hemen kolayca süzüldü zaten eriklerimin. Bu şekilde bütün eriklerim bitene kadar süzme işlemine devam ediyorum. Böyle bir kap kadar, bir kase kadar erik suyum oldu benim. Bunu dilerseniz daha ince delikli bir süzgeçten de geçirebilirsiniz. Ya da blenderdan da geçirip süzebilirsiniz tekrar. Bu şekilde daha pürüzsüz bir kıvam alacaktır. Süzdüğümüz erik sularını hemen tenceremize geri alıyoruz. Bakın pürüzsüz bir kıvamda benimki ikinci kez süzme işleminden sonra. Ve tekrar kaynatmaya başlıyoruz. Eğer erik suyu yapacaksanız bir taşım kaynadığında hemen almanızı tavsiye ederim. Ama ben marmelat yapacağım için kaynatma işlemini uzun tutacağım. Ve şekerini de ekliyorum. Bu arada bir fincanım vardı. Bir fincanım yaklaşık 3,5-4 yemek kaşığı kadar şeker alıyor. Ama gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı kadarını da eklemedim. Benim erik miktarıma yeterli olacağı için göz kararı yaptım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Eğer erikleriniz çok ekşiyse, daha tatlı istiyorsanız birazcık şeker miktarını artırabilirsiniz. Erik marmelatımız bu şekilde koyulana kadar kaynatıyoruz. Şöyle göstereyim. Benimki kıvamı aldı zaten. Ayrı bir kapta mutlaka kıvamını denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde akışkan olmayacak. Dilerseniz tabii daha akışkan da bırakabilirsiniz. Renk alınca kavanozlama işlemine geçiyoruz. Benim çok az eriğim olduğu için minik bir kavanoz kullandım. Hiç bekletmeden sıcağıyla dolduruyorum kavanozuma erik marmelatımı. Siz eğer daha çok erikle yapacaksanız bu marmelatı, yani miktar daha fazla olacaksa büyük kavanozlara yapacaksanız, ocağınızın altını söndürmeden kaynar bir şekilde kavanozlama işlemini yapmanızı tavsiye ederim. Benim çok az miktarda olacaktı dediğim gibi, sadece sizlere gösterebilmek için ve çok sevdiğimiz için hemen az bir miktar kaynatmayı istedim.
Daha sonra kavanozlama işlemimizi, kavanoza doldurma işlemimizi bitirdikten sonra nemli bir bezle kenarında kalan artıklar varsa mutlaka silmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak hem şişeniz havasını bırakacaktır, tutmayacaktır. Hem de kenarlarından çürüme olabileceği için reçeliniz, daha doğrusu marmelatınız çok çabuk bir şekilde bozulacaktır. Daha sonrasında kaynatmış olduğumuz, kuruttuğumuz kapağımızı sıkıca kapatıyoruz marmelatımıza. Şişemin dışı tabii çok sıcak olduğu için bir bez yardımıyla iyice sıkıştırıyorum kapağımı ve daha sonra bezimin üzerine ters çeviriyorum ve bezimi etrafına sarıyorum şişemin sıcağıyla bu şekilde sanki yoğurt mayalarmış gibi bir gece mayalıyoruz 24 saat boyunca. Yaptığımız marmelatımızı açılmamasına dikkat edeceğiz tabii. Bir duvar kenarına koyuyorum ben böyle bu şekilde. Bir gün boyunca 24 saat boyunca böyle kapağı ters çevrilmiş şekilde bekletiyorum ve hiçbir şekilde aylarca dayanabiliyor, bozulma olmuyor. Reçelimin kıvamını ben birazcık koyu tuttum. Biz bu şekilde sevdiğimiz için siz daha da akışkan bir kıvamda yapabilirsiniz. Hazırladığımız marmelatı bu şekilde kahvaltılarda ekmek üzerine sürüp tüketebileceğiniz gibi hazırladığınız birçok tatlıda ister kek olsun ister sütlü tatlı sos olarak da kullanabilirsiniz. Çok yakışacaktır. Birazcık ekşimsi mayhoş tatları seviyorsanız mutlaka favoriniz olacaktır. Denemenizi tavsiye ediyorum. Biz ailecek severek tüketiyoruz. Malzeme miktarlarını açıklama kısmında 1 kiloluk ölçü olarak belirteceğim. Zaten çok fazla bir malzemesi yok. Gördüğünüz gibi oldukça pratik hazırlanıyor. Mutlaka deneyin. Görüşlerinizi de bana yorumlar kısmında iletirseniz çok memnun olurum. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.